Sevgili tavşan halkı, bugün yine gündeme dair konuyla ilgili açıklama yapmak üzere Tavşanı Web TV'si aracılığıyla sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Malumunuz Ekim ayı içerisinde İleri Bankası'na vermiş olduğumuz yetki çerçevesinde hazırlanan ve kabul edilen imar planları 14-10-2022 tarihinde bir ay süreyle askıya çıktı. Yani 14-10-2022 tarihinden itibaren 30 gün süreyle imar planları 3194 sayılı imar kanunun 8. maddesine göre askıda kalacak. Askı süre içerisinde vatandaşlarımız kendi mülkiyetleri ile ilgili konularda varsa itirazi bir konu yazılı bir beyanla ekine de mülkiyetini koymak suretiyle belediye meclisine gönderecekler. Onun açıklamasını geçmişte yapmıştık. Belediye meclisi itirazların tamamını gündem maddesi oluşturmak suretiyle belediye meclisine gönderiyor. Tekrar belediye meclisi komisyona havale ediyor. Komisyon itirazları tek tek değerlendirmek suretiyle düzeltilecek olanlarla ilgili belediye meclisine yazı yazıp biz de bu yazıyı İleri Bankası İmar Planlama Daire Başkanlığı'na düzeltmeyle ilgili talepte bulunmak üzere gönderiyoruz. Şimdi bugünkü toplantının temel maksadı şu. Şöyle bir bilgi notu var. Malumunuz Tavşanlı Belediyesi web sayfası var. Orada bir de kent rehberi var. Geçen hafta arazideki mevcut imar planı ile ilgili mahalle bazlı dolaştığım sırada vatandaşların genelde askıdaki imar planına bakmakta sıkıntı çektiklerini, anlamakta sıkıntı çektiklerini gördük. Bu manada da süreci daha net anlaşılır kılmak adına NetChat firması üzerinden yeni imar planlarının tamamı kent rehberine yüklendi. Yani Tavşanlı Belediyesi web sayfasındaki kent rehberine girdiğiniz zaman karşınızda yeni askıya çıkan 14-10-2022 tarihli bir ay süreyle askıya çıkan imar planlarını göreceksiniz. Sol tarafta, ekrana göre sol tarafta değişik butonlar var. Orada talimatla şunu yapıyorsunuz. Önce ada parsel yani mahalle ada parsel numaralarını giriyorsunuz. Dolayısıyla sizin karşınıza askıdaki imar planını merak ediyorsan askıdaki imar planı diye bir buton var. Ona basıyorsun. Şu andaki en son askıya çıkarmış olan yeni imar planını görüyorsun. Veya eskiyle yeni imar planını mukayese etmek istiyorsan plan diye bir bölüm var. Orada da uygulama imar planı bölümüne tıkladığın an itibaren mülkiyetinin eskisini askıdaki imar planına tıkladığın zaman yenisini net bir şekilde görülebiliyor. Son derece basit bir kullanım. Ne yapmak gerekiyor? Tavşanlı Belediyesi web sayfasına gireceğiz. 1. Kent rehberine tıklayacağız. 2. Askıdaki imar planı karşınıza gelecek. Oradan soldaki butonlarla ada parsel numarasını mahalle ile beraber gireceksiniz. Karşınıza askıdaki imar planı duruma gelecek. Orada bir buton var çünkü açık. Eğer eskisinde merak ediyorsanız plan bölümünden uygulama imar planı bölümüne tıkladığınız andan itibaren eski imar planı durumunu da görme imkanına sahip oluyorsunuz. Yine söylüyorum. Bu revizyon artı ilave imar planı çok uzunca bir senedir gündemde olan bir konu ve İller Bankası'nın yetkisine bırakılmış olan bir konu. Yani ihalesi İller Bankası tarafından yapılan ama onaması da geçmiş itirazlarla birlikte belediye meclisinde görüşülen ve yapılacak olan itirazları da yeniden belediye meclisinde değerlendirmek suretiyle İller Bankası'na düzeltin diye göndereceğimiz bir plan. Dedik ki imar planları alenidir, aşikardır. Herkesin görebileceği bir alanda askıya çıkmalı ki mahallelerde, cami önlerinde askıya çıkardık. Artı belediyenin aşağıdaki imar dairesinin bulunduğu koridorda da
İmar planı askıya çıktı. Zaman zaman vatandaşlarımız geliyor, bilemedikleri konularda bizim elemanlara müracaat etmek suretiyle yardım talebinde bulunuyorlar. Biz belediye olarak ayrıca mevcut imar planının, yani askıya çıkardığımız imar planının son halini de kendimiz değerlendirdik. Mesela geçmişte de beyan ettiğim katlarla ilgili bir sıkıntı var. Kat adetleri ilgili bir konu var. Bunu tavşanı genelinde neresi düştü, neresi çıktı son dakika. Çünkü bizim en son taslak planı he dediğimiz zaman böyle bir olay yoktu. Bunu tekrar irdeleyeceğiz imar komisyonu marifetiyle ve kendi itirazlarımızı da biz kendimiz oluşturacağız. Kamuoyunun şundan emin olmasını özellikle hasretten rica ediyorum. Şimdi bu revizyon ve ilave imar planı önümüzdeki 20 senelik 30 senelik tavşanların geleceğini etkileyecek olan bir süreç planlama açısından, mülkiyet açısından. Dolayısıyla burada yeni imar planı sınırları içerisine giren mülkiyetler farklı ama mevcuttaki kazanılmış olan haklar konusunda da bizim bir hassasiyetimiz var. Onların mutlaka muhafaza edilmesi gerekiyor. Onu özellikle beyan ediyorum. Kamuoyundaki dolaşan kulaktan duyma bir takım söylentilerin asılsız olduğunu yine ifade ediyorum. Dolayısıyla bir takım mahfillerde uzman görüşü adı altında tamamıyla fitneye, fesada neden olacak olaylara demiştim itibar etmeyin diye hala diyorum ki itibar etmeyin. Şimdi üzüldüğüm bir nokta var. Ben şehir plansıyım meslek itibarıyla. Sanki bugün sabahleyin bir arkadaşın yazdığı nota istinaden söylüyorum bunu. Bu planları biz böyle eksik haliyle kabul edeceğiz. Daha sonra işte belediye başkanı Mustafa Güler kendisine ekmek kapısı oluşturmaya çalışıyor diye bir söylenti var. Sümme haşa, biz bu tür rızıkları istemedik şu ana kadar. Biz rızkın helaline tabi olduk. Geçmişte de böyle, bugün de böyle. Yarın tekrar kendi büromuza dönersek aynı yolu yeniden seçeceğiz. Helal rızk her şeyden önce önemli. Ki beni tanıyan insanlar da bilir, bu tür yollara tevessül etmem hayatta, etmeyeceğim de. Bu anlamda tekrar ediyorum, Tavşanlı Belediyesi web sayfası, kent rehberi, parselasyon, ada ve parsel durumu mahalleyle birlikte askıya çıkan imar planı bölümü var, karşınıza geliyor. Eskiyi merak ediyorsanız plan bölümünden uygulama imar planı diye bir bölüm var. Oraya tıklıyorsunuz. Eskisi, yenisi, parselin aldığı şekil ve imar planındaki kullanım şekli otomatik olarak sizin karşınıza geliyor. Çok büyük bir kolaylık bu. Basit kullanımı var. Yani evinde bilgisayar olan tüm vatandaşlarımız, yani okumuş olmaya gerek yok. Talimatlara gittiği zaman otomatik olarak çözebilir bunu. Ona istinaden ben böyle bir kolaylığı da tavşan halkına sunmaktan, en azından imar planları ile ilgili konuda şeffaflığı sağlamak açısından memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Bu kent rehberini aktarma ile ilgili konuda fikir üreten ve projeyi geliştiren Tavşanlı Belediyesi İmar Dairesi çalışanlarına, belediye başkan yardımcılarımıza ve Netcat firmasına da huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.